Evet, geldik ikinci videomuz olan yazım kuralları videomuza. Bakalım bu videomuzda neler görecekmişiz. Evet, ilk bir önceki videomuzda zaten büyük harfli kısaltmaları gördük. Bugün sayıların yazımını, tarihlerin yazımını, kısaltmaların yazımını, D ve K ekinin yazımını ve mi ekinin yazımını göreceğiz. Bu kadar çok şey görmemizin sebebi ne? Zaten bunların kısa konulardan ibaret olması. Evet, geldim sayıların yazımına. Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır demiş. Bakın, fabrikalara 250 işçi alınacakmış derken 2 ile 100'ün arasında boşluk var, 100 ile 50 arasında boşluk var. Yani siz şunu bileceksiniz. Buraya ne kadar çok sayı yazarsam yazayım, aralarında mutlaka boşluk olacak. Yani mutlaka bu sayılar ayrı yazılacak. Sıra sayıları. Sıra sayıları neydi? Kişinin kaçıncı olduğunu ya da hangi sıralamada yer aldığını gösteren sayılardı. Bunlar harfle veya rakamla yazılabilirmiş. O zaman yarışmada birinci olmuş derken bunları harfle yazmış. O zaman ben bunu da doğru kabul edeceğim. Yarışmada birinci olmuş derken bunu rakamla yazmış. Bunu da doğru kabul edeceğim. Yani size bunu koca bir paragraf verdiğini düşünün ve bunu bu şekilde verdi. Yarışmada birinci olmuş dedi. Sonunun birinin yanına nokta koydu. Bunu siz yazım yanlışı olarak kabul etmeyeceksiniz. Neden? Çünkü sıra sayıları böyle de yazılabilir, böyle de yazılabilir. Bu bir kural. Evet. Geldim üleştirme sayıları. Üleştirme sayıları rakamla değil, harflerle yazılırmış. Harflerle. Yani 20'şeri ben bu şekilde yazamıyormuşum. Değil mi? Müze için öğrencilerden 20'şer lira topladı derken bakın burada harfleri kullanmışım. O zaman siz neyi bileceksiniz? 20'şerin rakamla değil harflerle yazıldığını. Evet, sayılardan oluşan müzik terimleri ve oyun adları bitişik yazılır. Müzik dersinde 16'lık notu öğrendik derken bakın 10 ile 6 arasında normalde sayı olsaydı ayrı boşluk bırakmam gerekirdi. Ama burada bir müzik terimi olduğu için ne yapmışım? Boşluk bırakmamışım. Arkadaşlarımla bahçede 17 oynuyorduk derken bu bir oyun adı mı? Evet. O zaman ne yapmışım bak? Boşluk bırakmamışım. Hocam bunu nasıl ayırt edeceğiz diyorsunuz. Zaten bu şekilde verirler. Yani cümle şeklinde verirler. Müzik dersi derken bunun bir müzik terimi olduğunu, oynuyorduk derken de bunun bir oyun adı olduğunu zaten çıkarırsınız. O zaman neyi bilecekmişiz? Müzik terimleri ve oyun adlarındaki sayıların ayrı değil bitişik yazıldığını bileceğiz. Geldim tarihlerin yazımına. Demiş ki belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Sınav sonuçları 2 Temmuz 2020'de açıklanacak demişim. Bakın 2 var ya burada. O zaman ne yapmışım burada? T'yi büyük harfle kullanmışım. Bunu nasıl aklımda tutacağım? Eğer sayı varsa ay büyük harfle başlar. Bakın sayı var 2, o zaman T harfim büyük. Ama bu örneğime bakıyorum. Okullar Haziran'da kapanacak demişim. Burada sayı var mı? Yok. O zaman bakın H harfim de küçük yapılmış. Hatta aşağıda çarpı şeklinde de vermişim. H'yi büyük yapamayız. Neden? Çünkü sadece sayı varsa aylar büyük harfle başlar. Evet, geldim notuma. Tarihlerde ay bölümü yazıyla veya Roman rakamlarıyla yazılabilir demişim. Bakın aya ilk yolculuk 16 nokta. Bu hangi Roman rakamı? 7. 7 nokta 1969 tarihinde yapılmıştır. Şimdi Roman rakamıyla yazıldığında evet aralara nokta koyabiliyordum. Peki ben bir önceki videomda şunu anlatmıştım. 16 burada Haziran yazdığını düşünün. Başka bir örnek yazıyorum şu anda. Burada ben Haziran yazıyorum. Artık yazım bu kadar oluyor. 1980 yazalım. Peki bunu bu şekilde yazsaydım aralara nokta koyabiliyor muydum? Hayır. Tamam. O zaman sayılar Roman rakamıyla yazıldığında evet araya nokta koyabiliyorsun. Doğru. Ama sayılar ay bölümü yazıyla yazıldığında yani şu şekilde yazıldığında araya nokta koyamıyorum.
Ha, noktasız olarak yazılırsa tamam. Yine de doğru. Yazılabilir. Evet. Geldim kısaltmaların yazımına. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz demiş. Şimdi TÜBİTAK'ın çıkardığı dergiyi ilgiyle okuyorum demiş. Bakın TÜBİTAK derken arada herhangi bir noktalama işareti var mı? Yok. Ülkemizde maden aramalarını MTA yürütüyor derken aralarda kısalt nokta var mı? Yok. Bakanlık TCDD'ye personel alacağını açıkladı derken aralarda nokta var mı? Yok. Peki nokta konulan kısaltmam hangisi? Dikkat demiş, bakın dikkat. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda TC yani Türkiye Cumhuriyeti ve T Türkçe kısaltmalarında sadece nokta kullanılabilirmiş. O zaman eğer benim böyle bir istisnam varsa bunun LGS'de çıkma ihtimali kaç? Yüzde bence 80-90'ı bulur. Çünkü ben bu soruyu yani şu TC ibaresini hatırlıyorum. O zaman biz neye dikkat edeceğiz? Bakın TC büyük harfli bir kısaltma, doğru mu? Doğru. Arada ne var bak? Nokta. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti ve T nokta derse ben bunun Türkçe olduğunu, TC derse de Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ve sadece bu iki kısaltmada nokta kullanıldığını bileceğim. Önemli bilgi demiş. Büyük harfle yapılan kısaltmalara getirilen ekler kısaltmanın okunuşu veya kısaltmanın son harfinin okunuşuna göre yapılır. Bakın geldim MEB'e. Bütün okullar MEB'e bağlı çalışmaktadır derken. Bakın bunu MEB diye okudum. Değil mi? Milli Eğitim Bakanlığı'na demedim. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı'na deseydim o zaman buraya A gelmesi gerekirdi. Değil mi? Çünkü açılımına göre okumuş olmam gerekirdi. Ama burada demiş ki bak kısaltmanın okunuşuna göre. Siz bunu nasıl okursunuz? MEB. O zaman ne yapacağım burada? MEB'e bağlı. Üniversiteyi bitirdikten sonra KPSS'ye hazırlanacağım demişim. Bakın son harf nasıl okunuyor? S. O zaman ne yapmışım? KPSS'ye derken bunu S'ye göre okumuşum. Peki küçük harfli kısaltmalarda ne yapıyoruz? Küçük harfle yapılan kısaltmalara getirilen ekler kısaltmanın açılımına uygun olurmuş. Bakın bu kitap ALM normalde bu. Ama ben bunu okurken küçük harfli mi bunlar? Bakın sadece A büyük. O da özel isim olduğu için. Nasıl okuyacağım o zaman? Almanya'dan dilimize bir süre önce çevrildi diye okuyacağım. Zaten ne yapmış? Kısaltmanın okunuşuna uygun. Eğer kısaltmaya uygun okusaydım ne olacaktı? ALM'den olacaktı değil mi? Çünkü neden? Kısaltmanın okunuşuna göre okudum. Ama bu yanlış. Eğer küçük harfle varsa kısaltmanın açılımına göre okuyacaksınız. Yani Almanya'dan diyeceksiniz. Eğer sonunda nokta bulunan kısaltmalar varsa bakın şu şekilde. Sonunda nokta bulunan kısaltmalara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani bir daha buraya kesme işareti koymanıza gerek yok. Çünkü zaten orada bir nokta var. Bakın yamaç paraşütçüleri 200 metreden atlıyordu derken 200 m'den atlıyor. Tamam bu oluyor kısaltmanın okunuşuna göre ama hepsi bu şekilde uyuşmuyor canlarım. O zaman mesela Almanya'dan uyuşmuyor gördünüz. O yüzden okurken bunun m'nin metre olduğunu bileceksiniz ve kısaltmayı ona göre okuyacaksınız. Metreden şeklinde. Evet geldim en çok karıştırılan hala yani birçok insanın bilmediği konuya. D ve K'nin yazımı. Bakın bağlaç olan D'da ayrı, ek olan D'da bitişik yazılır. Peki hocam biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Bu kadar insan ayırt edemiyor. Bakın D'da eğer cümleden çıkarıldığında cümle anlamlı kalıyorsa bağlaçtır ve ayrı yazılır. Değil mi? Çünkü bağlaçın görevi neydi? Bağlaç neydi? İki ayrı şeyi birbirine bağlıyordu. Değil mi? Ve ayrı yazılır demişim. Bağlaç zaten ayrı yazılır. Çünkü ne diyor? Bağla. Eğer anlamsızlaşıyorsa ektir. Bakın ek ne yapar? Kelimenin anlamlı olmasını sağlar. O zaman ne yapacakmışım? Bitişik yazacakmışım. Şimdi depremden bizim evde zarar görmüştü. Bu bağlaç mı? Evet değil mi? Ayrı yazılmış. Peki ben bunu siliyorum. Bakın. Depremde
Bizim ev zarar görmüştü. Bakın cümle anlamlı kalıyor demiş değil mi? Şurada cümle anlamlı kalıyorsa demiş. O zaman bak depremden bizim ev zarar görmüştü. Anlamlı demek ki bu neymiş? Bağlaç. Bugün cep telefonumu siliyorum bunu. Cep telefonumu ev unuttum. Oluyor mu? Olmuyor değil mi? O zaman ben neyi bileceğim? Eğer anlamsızlaşıyorsa bu ektir, ek. Şimdi bakalım. İletişim çiziyorum. İletişim beden dili oldukça etkilidir. Oluyor mu? Olmuyor değil mi? O zaman buradaki D'nin ek olduğunu bileceğim. Tekrar devam ediyorum. İletişimde beden dili oldukça önemlidir. Bakın D'yi sildim. İletişimde beden dili oldukça önemlidir dedim. O zaman buradaki D olmadan da benim cümlem anlamlı. O zaman ne olacakmış bu? Bağlaç. Bakın siliyorum diğer örneğimi. Halit Ziya da bu edebi akımda yerini almıştı. Şimdi dağla şeklinde okudum, mantıklı. Halit Ziya bu edebi akımda yerini almıştı. Bu da oluyor değil mi? O zaman doğru. Bağlaç olduğu için hala anlamlı. Peki bunu siliyorum. Halit Ziya bu edebi akım yerini almıştı. Oluyor mu? Bakın nasıl anlamsız hale geldi. O zaman neymiş bu? Ek. Peki canlarım, son olarak şuna değineceğim. Bağlaç olan D'danın TT şekli yok. TT şeklinde ben yazamam. Bunu bileceksiniz. Ek olanı yazabilirsiniz. Evet. Ama bağlaç olursa siz D'dayı TT şeklinde yazamazsınız. Evet. Bağlaç olan ki ayrı, ek olan ki bitişik yazılır demişim. Peki bunu nasıl ayırt edeceğiz hocam? Bakın ki'yi alan sözcüğe çoğul eki yani ler getiriyoruz. Eğer getirebiliyorsak ektir. Bu yüzden de bitişik yazılır ekler. Ama eğer getirilemiyorsa bağlaçtır, ayrı yazılır. Bakın sokaktaki çocuklara bakınca bir an geçmişi hatırladı. Şimdi buna sadece şu kelimeye getireceksiniz. Yani cümle şeklinde okumaya çalışmayın. Sokaktakilere oluyor mu? Oluyor. O zaman ben neyi bileceğim? Bu ektir. Düşünerek konuş ki söylediklerinden pişman olma. Sadece ki'ye getiriyorum. Kiler. 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 Bak düşünerek konuş kiler. Oluyor mu? Olmuyor değil mi? O zaman ben neyi bileceğim? Bu bağlaç. Kitabı o kadar beğendim kiler. Tekrar okudum. Oluyor mu? Olmuyor. O zaman ben neyi bileceğim? Bunun bağlaç olduğunu. Duvardaki tablolar desem de olur. Duvardakiler desem de olur değil mi? O zaman ben neyi bileceğim? Ekin bitişik yazıldığını, bağlaçın ayrı yazıldığını. Peki bunu nasıl ayırt edecekmişim? Çoğul eki yani ler getirecekmişim. Peki dikkat! Benimkinin birleşik yazıldığı durumlarım var. Bunu da nasıl kodlamışım? Simbohçam. Yani sanki, illaki, meğer ki, belki, oysa ki, halbuki, çünkü burada a'yı kullanmıyorum. Sadece kodlama amacıyla koymuşum onu. Ve madem ki. Bakın buradaki ki'lerin hepsi birleşik yazılıyor. Yani size sınavda bunu verdiği zaman buradaki ki'lerin mutlaka birleşik yazıldığını bilmeniz lazım. Bunu da nasıl kodlamışım? Simbohçam diye. Evet. Mi'nin yazımı demişim. Şimdi mi benim soru ekimdi. O zaman şunu bileceğim. Soru eki olan mı, mi, mu, mü kendisinden önce gelen sözcükten ayrı. Eğer kendisinden sonra gelen bir sözcük varsa buna da bitişik yazılırmış. Bakın. Çocukluk yıllarınızda hiç şiir yazmış mıydınız? Burada mı'yı buldum. Bakın ne yapmış? Kendisinden önce ayrı yazılmış. Ama bir ek gelmiş. Bu hangi ek? Görülen geçmiş zaman ikinci çokluk kişi. Değil mi? İkinci çokluk şahıs eki. Bunu ne yapmış? Bununla da bitişik yazılmış. Yani zaman eklerine ve şahıs eklerine birleşik yazılır. Ama kendinden önce gelen sözcükten daima ayrı yazılır. Aldığınız ürünleri nakit mi ödeyeceksiniz derken. Bakın. Burada ne yapmışım? Ayrı yazmışım.
Bunu neden ayrı yazdım? Çünkü mi ayrı, bu ayrı bir fiil ayrı. Ama burada neden birleşik yazdım? Çünkü bu benim kişi ve şahıs hekim. Böyle bir günde gitmek hiç olur mu derken, bakın ne yapmışım? Olurum mu'dan ayrı yazmışım. O zaman bunun ayrı yazıldığını bileceğim. Evet.